Bu videomuzda Izolin monitör klavye ve mouse dahi sistemi olan Izolin Shift modelini inceliyoruz. Sadece oyun testlerini merak eden kullanıcılar açıklamadaki dakikayı atlayabilirler. Sistemin monitör klavye ve mouse dahil geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Yani fiyata çevre ekipmanları da dahil. İlk olarak kasadan başlayalım. Sistem MSI H410M A Pro anakartla geliyor. Sistem bu anakartla birlikte gücünü Intel'in 6 çekirdekli, 12 inç parçacıklı 10400F model işlemcisinden alıyor. İşlemci soğutucusu olarak Kolye tipi bir soğutucu kullanılmış. Bu soğutucu 92 mm'lik bir fana sahip. Bu fan 41,5 CFM'lik bir hava akımı sağlıyor. Fanın maksimum desteklediği enerji ise 95 W. Bu kolye tipi soğutucunun performansını da testlerimizle birlikte göreceğiz. Sistemde ekran kartı olarak Asus'un 1650 Super model ekran kartı kullanılmış. Izolin'in artık yalnızca Asport yerine Asus marka ekran kartları da kullanmaya başlamış olması beni sevindiren bir durum oldu. RAM'lere baktığımızda ise Corsair'in Vengeance RGB aydınlatmalı, CL16 gecikme değerli 16 GB 3000 MHz frekansında çalışan Dualkin RAM'lerinin kullanıldığını görüyoruz. Depolama tarafında ise Izolin'in 512 GB'lık 2500 MB saniye okuma, 2000 MB saniye yazma hızındaki M.2 SSD'sini görüyoruz. Bu SSD'nin testlerini ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Son olarak kasaya baktığımızda üst kısımda güç ve reset tuşunun dışında 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 ve 3.5 mm jack girişlerini görüyoruz. Bu girişlerin haricinde bir adet LED aydınlatma tuşu da eklenmiş durumda. Bu tuşa basarak toplamda 13 farklı renk ve efekt arasında sırasıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Kasanın iç kısmındaysa dahil olarak bir adet 120 mm'lik egzoz fan geliyor. Ön kısımdaysa fan kullanılmamış. Bu kısımda bir adet fan olsaymış, ön kısım kapalı bile olsa hava akımıyla birlikte ekran kartı biraz daha serin çalışabilirmiş. Kasaya dahil olarak gelen 500 wattlık güç kaynağını da görebilirsiniz. Monitöre baktığımızda 24 inçlik Full HD yani 1080p bir monitör görüyoruz. Bu monitör 75 Hz tazeleme oranına sahip. Ayrıca isterseniz bu monitörün 27 inç 165 Hz'lik modelini incelemesini de yukarıda çıkan bağlantıdan izleyebilirsiniz. Klavyeye baktığımızda Izolin'in çevre ekipmanları konusunda kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Set halinde bir bilgisayar alıyorsunuz ve içinden mekanik bir klavye çıkıyor. Elbette bu klavye gördüğüm en iyi mekanik klavye değil ama daha öncesinde set halinde sistem satan herhangi bir markada mekanik klavye bulunduğunu görmemiştim. Klavyeyi incelediğimizde Rainbow yani gökkuşağı aydınlatmalı bir klavye olduğunu görüyoruz. Bu klavyede pek çok fonksiyon var. Bu bir klavye incelemesi olmadığı için kısaca bahsetmek gerekirse multimedya tuşları, ayarlanabilir parlaklık seviyesi ve 20 civarı farklı aydınlatma efekti olduğunu gördüm. Yani bol ve bereketli, sıkıldıkça efekt değiştirebileceğiniz bir klavye. Klavyeden kalite olarak da bahsetmek gerekirse, dış yüzeyin malzeme kalitesi membran, yani plastik klavyelere yakın. Bilek desteği eklenmiş olması da benim tercih ettiğim bir durum. Bu yönden iyi olmuş. Anahtarlarına da baktığımızda mavi anahtarların kullanıldığını görüyoruz. Klavyenin sesini de dinleyebilirsiniz. Bu ekipmanlar arasında en çok beğendiğim şey mouse oldu. Çünkü üst yüzey kauçukla kaplanmış ve ele tam oturan çok rahat bir mouse olmuş. Kenarlarda ise sert plastikten bir malzeme kullanılmış. Anahtarlarını merak edenler için ise 5 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar kullanılmış. Aydınlatmasına baktığımızda RGB aydınlatmanın akıp gittiğini görüyoruz. Parlaklık seviyesi iyi. Üst tarafa da eklenen bu tuş sayesinde diğer renkler arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Bu tuşun üst kısmına ise DPI tuşu eklenmiş. Mouse kullanım sırasında olan akıcılık ve mousepad üzerindeki akış çok iyi. Bu kadar iyi bir mouse varken klavyenin de gökkuşağı yerine RGB olmasını isterdim. Ayrıca bu çevre ekipmanlarının arızalı olması halinde garantiye göndererek değişim yaptırabileceğinizi unutmamanızı tavsiye ederim. Kullanıcı olarak haklarınızın farkında olmak size fayda sağlar. Daha fazla uzatmadan işlemci testimize geçtiğimizde ise işlemcimiz 10400F yükte değilken 30'lu derecelerde çok serin çalışıyor. Stres testinde %100 yükü aldığımızda ise en yüksek 64 dereceyi gördüğünü ekranda görebilirsiniz. Buna bakarak sistemin serin çalıştığını ve kulye tipi soğutmamızın görevini yerine iyi getirdiğini söyleyebiliriz. SSD testimize baktığımızda 2133 MB okuma ve 1654 MB yazma hızı elde ettik. Bu test sırasında depolama alanının 100 GB'lık kısmı kullanılıyordu. Yani tam anlamıyla boş bir SSD üzerinde yapılmış diyemeyiz. Vaat edilen fabrika verileri 2500 MB okuma, 2000 MB yazma şeklindeydi. Yaptığımız testte bu sonucu tam olarak alamasak da ortalamanın üzerinde yüksek hızlar elde ettik. Daha fazla uzatmadan oyun testlerimize geçelim. İlk oyunumuz Valorant. Valorant'a giriş yaptık. Grafik ayarlarımıza bakalım. Grafik ayarlarımız şu anda ortada. Biz bunları en yüksek seviyeye alalım. Yüksek olarak değiştirelim bütün ayarlarımızı. V-Sync'imiz kapalı. Netliğimizi arttıralım. Keskinleştirme açık. Tüm ayarlar en yüksekte. Kenar yumuşatmamızı da 16x'e alalım. Eşyansız filtrelemeyi. Ki kimse bu ayarlarda oynamıyor ama biz aldık. Oyunumuza dönelim bakalım. Yok, kalmadı. Siz soldan
takip edebilirsiniz değerleri. Ben çoğunlukla oyuna odaklanmaya çalışacağım. Ara sıra bilgileri size aktaracağım. Dolduruyorum. Şu anda 250 üzeri alıyoruz. FPS'imiz. Tam kafada. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ekran kartımız da 68 derece. İşlemci kullanımımız %40. Bombamızı da kurduk. Yani spike. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. Evet, 280 çatışma anında da ve öldüm. Şu anda 300'lerdeyiz. Ekran kartımızda 75 derece. Grafiklerin tüm detayları açık, en sonunda olduğunu tekrardan hatırlatayım. İkinci oyunumuz Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone'dayız. Hemen grafik ayarlarımıza bakalım. Grafik ayarlarımız şu anda normal seviyede. Yani detaylar normal, yüksekti değil. Normalde. Parçacık kalitemiz yüksekte, yani normal yüksek karışık bir ayar var. Harita çözünürlüğümüz de yüksekte. Normal ve yüksek karışık. Anti-aliasing SMA 1X olarak şu anda aktif durumda. 1920x1080 Full HD çözünürlükte oynuyoruz. Hemen oyunumuza dönelim. Tekrardan oyunumuza baktığımızda ekranın sol tarafında 154 FPS olduğunu görüyoruz. Şu an oyunu başladığımız andan itibaren 150'nin üzerinde bir değer alıyoruz. İşlemci kullanılmışsa %51, yani yüksek bir FPS aldığımız halde darboğaz gibi bir durum söz konusu değil. Sesimizi biraz arttıralım. Az önce 100'ü gördük. Geri 130'u hemen fırladı. RAM kullanımımız şu anda 12 GB'a yakın. 12 GB diyebiliriz ama sorun yok. Sistemde tam 16 GB RAM var. Bu sebeple hiçbir sorun olmayacak. Bu arada rakip arıyorum ama bulamıyorum. İşlemcimiz 59 derece, ekran kartımız 82 derece. %100 yükte, işlemcimiz ise %40 yükte. Buradan vuramayız tabi ama deneyelim. Derken onlar bizi vurdu. 110 FPS alıyoruz şu an, 121. İsteyen oyuncular bunu daha yüksek grafiklerde oynayabilirler ama genelde rekabetçi oyunlarda yüksek FPS hedeflendiği için biz normal ve yüksek karışık olarak seçtik. Tabi siz yüksek, hepsini yüksek de yapabilirsiniz. Yine 75-80 altına düşmeyeceksinizdir ki zaten birazdan göstereceğim. Şuradan inelim. Ses duyuyorum ama rakip göremiyorum. Üst kata bakalım. Derken rakip görüldü. Bayağı bir rakip görüldü. Evet, burada da ölürsem rezillik olurdu zaten. Heyecan yaptım. Tamam, ikisi de öldü. Üçüncü arkadaş bu, dördüncü burada. Mermim bitti ve öldü, benim hatam. Hemen grafiklerimizi de yükseğe alalım. Bu ayarlarda 120'nin altına pek düşmüyoruz. Yüksek ve filtrelemeyi de tekrar yüksek yaptığımızda, evet, şu an tüm ayarlar bu kısımda yüksekte. Burası zaten yüksekteydi. Aydınlatma da normaldeydi. Bunu da yüksek yapıyoruz. Bunu da yüksek yapıp ayarlarımızı kaydedelim. Bakalım ne elde edeceğiz yüksek grafikte. Tam da söylediğim gibi oldu. 85 anlık bir düşüş oldu. 80'in altına düşmez demiştim ki düşmedi. Hatta 130'a geri çıktı. Yani aslında yüksek grafiklerde de rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Öldük. İşlemci kullanılmışsa %50 seviyelerinde. 46'ya düştü grafikleri arttırınca.
Arttırmadığımız grafik ayarı var mı diye bu arada bakıyorum. Yüksekte, yüksekte. Bu kısım yüksekte. Bunun yanında, burası da yüksekte. Bunun yanında bir de anti-aliasing'i T2X'e alalım. Bakalım sonuçlar değişecek mi? Şurada bir rakip var bakalım. Onu vurduk, onu vurduk ama arkada başka var. O öldü. Silahını alalım hemen. Peşimizdeki rakip kaçtı sanırım. Silah değişimi derken vurdular. 90 seviyelerindeyiz. Yine 100'e yakın bir FPS değeri alıyoruz. Warzone çok fazla RAM tüketiyor. Şu anda kullanımda 14 GB RAM tüketimi var. Son bir tur daha oynayalım bakalım. Neler göreceğiz, neler elde edeceğiz. Birlikte görelim. Derken zaten düştüğümüz gibi tepeden vurdular daha silah alamadan. Ama 85'in altına hiç düşmedik. Grafikleri en düşüğe alsanız büyük ihtimalle 150'nin de üzerine çıkarsanız 200'leri görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Warzone testi de bence yeterli. Üçüncü oyunumuz League of Legends. League of Legends'tayız. Hemen grafik ayarlarımıza bakalım. Grafik kalitemizi çok yüksek alı yapıyoruz. Çevre kalitemiz çok yüksek. Efekt kalitemizi de çok yükseğe alalım. Yani son olarak gölge kalitemiz çok yüksek. Buradan da hepsini yüksek kaliteye aldık. Tamam. Bunun haricinde bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. FPS limitlememizi de kaldıralım. Kaldırdık. Kenar yumuşatma da etkin. Tamam diyelim. Tamam dedik. Evet. Şu an 300 üzerinde bir FPS oluyoruz aslında. Siz soldan takip etmeye devam edebilirsiniz. 370-350'nin üzerindeyiz. Yer yer düşüşler oluyor tabi. Minyonlarımızı da öldürelim. Solda 230'u görüyoruz. Kulemizin de altına girdik. İşlemci kullanımımız şu anda oldukça düşük. %15 seviyelerinde. Zaten bu oyun için çok ciddi bir işlemci gücüne ihtiyaç yok. %100'ün altına düştüğümüzü şimdilik görmedim. Dördüncü oyunumuz Counter Strike Global Offensive. CSGO'dayız. Grafik ayarlarımıza hemen bakalım. Grafik ayarlarımız zaten en yüksekte otomatik olarak. Tüm detaylar açık. Siz isterseniz videoyu durdurup o kısımda bakabilirsiniz. Hemen oyuna bakalım. Oyuna başlayalım. 200 üzeri bir FPS ile başladık. Şu anda 180-150 sağ alttan takip edebilirsiniz. Afterburner yazımına izin vermediği için oyun sol taraftan göremiyoruz derken, sağa bakayım derken öldüm. Anlamsız bir ölümdü. Rakibin gözünden hemen bakalım. 180-200. Zaten bu oyunda herhangi bir performans kaybı olmaz. Tekrardan ayarları göstereyim ben. Otomatik olarak yüksek ayarlarda. 3 doğrusal süzme etkin. 8x MSA etkin. Full HD çözünürlükte. 200 FPS. Zaten büyük ihtimalle şu anda ekran kartı kullanımımız %30-%40 seviyelerinde. Tamamını bu oyunda kullanmıyor. 5. oyunumuz Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight'a girdik. Hemen grafik ayarlarımıza bakalım. Grafik ayarlarımıza baktığımızda ayarların yüksekte olduğunu görüyoruz zaten. Bu oyunda 90 FPS limiti var. Yani hiçbir şekilde bunu kaldıramıyorsunuz. Filtrelememiz de 4x'te.
Aynı şekilde Nvidia'nın kendi efektleri de aktif. Tabii AMD bir kart kullanıyor olsaydık bu efektleri boyunda göremeyecektik. Bu Nvidia'ya özel. Tüm detaylar yüksekte. Bahsettiğim gibi en yüksek limit 90 ve oyunumuza bakıp bir aksiyona dalalım. Zaten 90'la başladık. 85'lere düştü ama geri 90'a çıktı. Yani bakalım aksiyon alanında neler olacak. 90'dayız şu anda. RAM kullanımımız da 8.2 GB. İşlemci kullanımımız %30 seviyesinde. Bu çok iyi. Yani rahat rahat aslında oynayabiliriz. Daha yüksek limitleri de kaldırabilirdik FPS'te ama oyundan en son 90 desteklediğini gördüğümüz için. Sol tarafa da bakacağım diye oyunu rahat oynayamıyorum ama. İşlemcimiz de 55 derece, ekran kartımız 78 derecede. Ekran kartı kullanımımız zaten şu anda %79-80 seviyelerinde. Yani aslında 90'ın üzerine rahatlıkla çıkabiliriz ama çıkamama sebebimiz limit. Yani büyük ihtimalle o limit olmasaydı derken bu arada da öldüm. 110'u, 120'yi görebilirdik diye tahmin ediyorum. Tekrardan dalalım aralarına bu arkadaşları. Hatta bu sefer farklı bir dalış yapalım. Şöyle dalalım. Evet, daha etkili bir giriş oldu. Şu Yarma abimizi de bir dövelim. Devam edelim. Bunlar bizi durdurmadan. Evet, Yarma abi iptal. Sen de gel buraya. Hop. Evet. 90'ın altına düşmedi sanırım burada. Üst limit 90 ama anlık olarak 91'i gördü. Tabi geri yanan düzeldi. Hemen şu görevimizi yapalım. Duvarlar açılsın. Bence sıradaki testimize geçebiliriz. 6. oyunumuz Cyberpunk 2077. Cyberpunk'tayız. Grafik ayarlarımıza hızlıca baktığımızda yüksek ayarlardayız. Hızlı oyun ayarda. Alt kısma geçtiğimizde ise yüksek orta ayarların karışık olduğunu görüyoruz. Yani tüm ayarlar en yüksekte değil. Görüş açımızda 80 seviyesinde. Hareket bulanıklığımız düşük. Zaten bunun grafiklerle alakası da yok. Ayarları tekrar detaylı şekilde burada görebilirsiniz. Hemen oyunumuza geçelim. Şurada bir aksiyon var gibi. Şu anda 41 alıyoruz. Cyberpunk gerçekten sistemi yoran bir oyun. Yani bununla ilgili bir çözüm şimdilik üretmediler. Zaten RAM kullanımımız da 9'un üzerinde. İşlemcimiz 58 derece. Ekran kartımız 74 derece %100'ü kullanılıyor. İşlemcimizin ise %51'i kullanılıyor. Tam aksiyona girmenin kalabalık bir ortam var burada. Polisler var. Eylem yapan işçiler galiba. Protestolar. Şimdi onların arasına bir bombayla dalalım dalalım da önce bir silah değişsek mi? Yok, böyle dalalım. İki tane bomba. Hadi bakalım. İşçi abilerimiz geliyor. Derken arkadan da bir teşkilat geldi ve biz öldük. Çünkü polisler kalabalık şekilde geldi. 4 yıldız ya da 5 yıldız olduk. Tekrardan devam edelim. Bu oyunda polislerden kaçma şansınız pek yok. Yani yıldızı yükselttiyseniz onlarla çatışarak bir yere varamıyorsunuz. Çünkü GTA'daki gibi de değil, sürekli önünüze ışınlanıyorlar. Yani bunun sonucunda da ölüyorsunuz zaten. Çatışmak mümkün değil. Arabanın içindeki görüntü de bu şekilde. 38-39'a düşüyor FPS'imiz. Şöyle diğer kamera açısına geçtik. Bir de gündüz FPS değerlerine bakalım. Hemen zamanı ilerletelim. Saat 8 olsun. Evet, gündüz grafikler daha güzel görünüyor. FPS değerleri aynı. Şurada küçük bir aksiyon daha yaşayalım. Ara sıkla kamyonuna
Tamam. Durmuyor, kaçıyor zaten. Hah, polisler geldi mi? Yok, şurada bir kalabalık var. FPS alıyoruz. İşlemci kullanımımız 150'de. Yarı yarıya bir kullanım var. Gayet iyi. Abimiz de ölmemeye yemin etmiş. Can basalım. Bence test için bu kadar aksiyon da yeterli. Sıradaki oyunumuza geçelim. 7. oyunumuz 4-5. 4-5'teyiz ya da 4-5 nasıl söylemek isterseniz. Grafik ayarlarımız da yüksekte. V-Sync'i de kapattık. Her şey tamam görünüyor. Hatta dinamik çözünürlük de aktif durumdaymış. Bunu kapatalım. Çünkü dinamik çözünürlük istemiyoruz. Tüm grafik ayarlarımız yüksekte. Görüyorsunuz. Hemen HSC diyelim ve yarışımıza başlayalım. Bu oyunda sanırım kamera açısı mouse'la ayarlanmıyor. 50 ile başladık. Oyunda ilk defa oynuyorum. Yeni bir oyun diye biliyorum. Ya da yanlış biliyorum. Bir fikrim yok. Derken birinci olduk. İlk defa oynuyoruz ama. 60-150 FPS alıyoruz şu anda. 70'e yaklaştık. 70'i de gördük. Yani akıcı bir oyun. Yüksek ayarlar için. İşlemcimiz 55 derecede çok serin çalışıyor. İşlemcimiz yükte bile değil. %25, %30 seviyelerinde kullanımı var. Ekran kartımızın %100'ünü kullanıyoruz. Herhangi bir darboğaz sorunumuz yok. Ekran kartımız 82 derece. Normal bir seviye. 85 olmadığı sürece sorun yok. Derken oyunumuzun sesi de gitti. Sebebini bilmiyorum. Büyük ihtimalle oyun yeni bir oyun. Bir bug olmuş olabilir. Sorun değil. 70 FPS'in üzerinde devam ediyoruz biz. Ekran kartımızın %100'ü kullanımda. Sistemimiz şu anda 5.5 GB RAM tüketiyor. Bu sorun değil. Zaten 16 GB RAM var. Yani istediğimiz oyunu rahatlıkla oynayabiliriz. Bu arada yarışta bayağı da bir fark attık. Birinci sıradayız. Ne zaman bitiyor bilmiyorum ama. Haritada görünen kimse yok. Kaçıncı turdayız? Onu da bilmiyorum. Genel olarak 65'in üstünde 70'e yakın bir FPS deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. İşlemcimiz gayet rahat çalışıyor. %26 seviyelerinde. %17'ye düştüğünü bile gördük. Hatta %15, %25 diyebiliriz genel kullanım için. Bence bu teste yeterli. 8. oyunumuz Apex Legends. Apex Legends'dayız. Hemen ayarlarımıza bakalım. Grafik ayarlarımıza baktığımızda tüm ayarların en yüksekte olduğunu görüyoruz. Filtrelim 16x. VRAM'imiz şu anda 4 ile sınırlı olduğu için bir ekran kartında 4 seçeneğinde. Kenar düzey anti-aliasing TSRA'da yani en yüksekte mevcut oyundaki. Grafik detaylarımız yüksekte burada görebilirsiniz. Herhangi bir FPS sınırlama, FPS sınırlayıcı yok. Çözünürlüğümüz de Full HD 1920x1080. Doğal bir çözünürlükteyiz. Diğer tüm detaylar da açık. Tekrardan bakabilirsiniz. Testimize başlayalım. İnişimizi yaptık. Şu an 109 seviyesindeyiz. 109 FPS yüksek bir FPS değeri. İşlemcimiz 62 derece. Ekran kartımız da 83 derecede çalışıyor. Ekran kartı kullanımımız %97. Tamamını kullanıyoruz. İşlemcimiz de %45 seviyesinde. Yani yarısını bile kullanmıyoruz aslında işlemcimizin. Darboğaz yok. 118 FPS ile devam ediyoruz. Sistem RAM kullanımımız 7.4 GB. 7.5 diyebilirsiniz siz ona. Hemen bir loot yapalım, silah bulalım. Derken bizim takım çatışmaya girdi, öldü bile. Biz daha silah bulamadık. Evet. Ne güzel. Öldük. Ve oyunu zirvede bırakacağız gibi. Evet, öldük.
en hızlı oyun deneyimlerimden biriydi. Ne güzel ölmüşüz. Hemen başka bir maça girelim. Tekrardan oyuna başladık derken zaten inişimizde 80 FPS'le oyuna girdik. Son bir yere inince de bakalım değerlerimize. Evet, yere indikten sonra 100'ün üstüne rahatlıkla çıkıyoruz. 120-115. Az önce de gördüğünüz zaten. Bence diğer oyunun testimize geçebiliriz. 9. oyunumuz Call of Duty Modern Warfare 4 Remastered. Call of Duty'deyiz. 4'ün remastered versiyonu, yani yenilenmiş versiyonu. Eski 4 değil, karıştırmayın. Şu an grafik detaylarımız en yüksekte. Göstereceğim hemen şu rakiple kapışıp. Bu oyunda 90 FPS limitlemesi zaten var. Şu anda MSI Afterburner kapalı. Hemen aktif edeceğim grafik ayarlarını gösterip. Grafik ayarlarımıza bakalım. Baktığımızda zaten burada tüm ayarların ekstrada ve en yüksekte olduğunu görüyoruz. Yüksek ayarların daha üzeri yok. Bunun haricinde zaten Anti-Aliasing de FXA olarak ayarlı. Ayarlarımız yüksekte. Dediğim gibi en yüksek limit bu oyunda 90. Hatta 90'ı da görmüyor. 87 civarında kalıyor. Şimdi MSI'yı da hemen açalım. Sizin de önünüzde açayım ki görebilin daha detaylı. Evet, oyunumuza dönelim. Tam ekran yapalım. Evet, ekran raporları da önümüze geldi. Evet, 86-88'e başladık. Dediğim gibi 90 zaten üst limitimiz. Bu arada 9'a 3 gidiyorum oyunda. Biraz vakit kaybettik tabi. Siz sol taraftan takibine devam edebilirsiniz. İşlemcimiz 51 derecede serin çalışıyor. Kullanımımız ise %20 seviyelerinde. %30-%20 arası gidip geliyor. Yani gayet boşta, gayet sakin çalışıyor. Rakibi de öldürdük. Öldük. Onu da öldürseydik 7 kere hiç ölmeden üst üste öldürdüğümüz için helikopter çağıracaktık ama 6'da öldük. Karşıda bir sniper var. Vuramadım. Arkadaşımızı öldürdü. Asist geldi. Yine arkadaşımızı öldürdü. Mayın kurmuş, mayın öldük. Şurada bir rakip var ama geç gördüm. Yine asist geldi. Benim vurduğum arkadaşlarıma gidiyor hep. Tam dolaşalım. Yine asist. İşlemci kullanımımız en fazla %40'a görüyor. Test sonuçlarını birlikte gördük.
Genel bir değerlendirmede bulunacak olursak, orta seviyede oyun deneyimi elde etmek isteyen oyuncular sistemi tercih edebilirler. Sistemde 1650 Super yerine 1660 model ekran kartı kullanılmasını isterdim. Ancak madenciler yüzünden ekran kartı bulunamıyor olması sebebiyle markalar son dönemlerde genel olarak 1650 ve bu sistemde olduğu gibi 1650 Super ekran kartını kullanmayı tercih ediyorlar. Sistemde kullanılmış olan 10400F model işlemci sayesinde uzun yıllar bu sistemi kullanmak isteyen kullanıcılar ileride ekran kartlarını yükselterek sistemi kullanmaya devam edebilirler. Bu işlemcinin tercih edilmiş olması uzun vadeli kullanım açısından mantıklı olmuş. Bugün Isonet Shift model oyuncu bilgisayarını inceledik. Testlerde istediğiniz oyunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Isonet'in bu sistemi hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum.